Ay, dışarıda sımsıcak bir hava var ya. Hiç ofise gelesim gelmedi yani. Hasta mısın sen? Neyin var? Ay ne bileyim, kendimi yorgun hissediyorum. Bu ilaçlara başladığımdan beri hep uyku var. Ay aman, hemen bırakayım deme vallahi. Bak anca etkisini gösterdi ona göre. Uzaylılarla ilgili rüya görmüyorsun değil mi? Hayır. Üf, bizi öyle korkuttun ki anlatamam. Hiç merak etme Simgeciğim. Yakında kendini çok daha iyi hissedeceksin. Siz ne yaptınız? Gitti mi Nermin Hanım? Ay hala inanamıyorum. Gitti vallahi. Gerçi dün bir bugün iki ama. Ayvalık çok güzel yer. Hadi gelin demeye başladı bile. Volkan annesi giderken bir ağladı bir ağladı, sorma yani. Onlar ana oğul biraz zor ayrı kalırlar ama. Hadi hayırlısı. Aslında haklısın galiba. Bu nana meselesine kafayı çok taktım. Sonunda da bu hale geldim. Rahat ol Simgeciğim. Her şey olacağına varır. Her şey olacağına varır. Hem sana bir şey söyleyeyim mi? Böyle konularda erkeğin üzerine ne kadar gidersen o kadar ters teper. Rahat bırak. İlgilenmiyormuş gibi görün. Göreceksin bak, Hakan senin kıymetini nasıl anlayacak. Volkan'la ben de aynen öyle oldu. Üzerine düşmeyi bıraktım. Bak nasıl kıymetimi bildi. Doğru söylüyorsun. Belki de Hakan'ın dediği gibi Nana ile arasında özel bir şey yok. Ben bu kadar yaygara yaptığım için bocalıyor. Tabii ya. Hem her ne kadar bir takım sorunlar yaşasak da ben hala onun nişanlısıyım. Elbette. Ay çok teşekkür ederim Merveciğim. Söylediklerin bana çok iyi geldi. Üstelik bugünlerde tekrar yakınlaşmak için çok iyi bir fırsatımız var. Çocuklar hafta sonu kampa gidiyor. Senin anlayacağın baş başa onunla bir hafta sonu geçirebilirim. Yani tabii Nana ve Makbuş'u saymazsak. Sen akıllı kadınsın canım. Sen işini bilirsin. Onları böyle bir şekilde uzak tutarsın. Değil mi ama? Simgeyim ben ya. Yani. Oh be. Kendimi çok iyi hissediyorum. Kendime geldim ben. Ay Şakir'e teyze olsaydı ne güzel falımıza bakardı. Ay Merve aman ya, bahsetme bana şu kadından. Sinirim tepeme çıkıyor. Onun verdiği otlar yüzünden az kalsın kafayı üşütüyordum. Of. Ama çok güzel fal bakıyor. Allah var yani. Bu nasıl? Bakayım. Ay şu da çok güzelmiş. Evet, enteresan. Olur. Ne yapıyorlar? Hiç, oturuyorlar. Sen iyi misin canım? Daha iyiyim. Merak etme, tamamen iyileşeceksin. Sağ ol hayatım. Beni düşündüğünü bilmek bana güç veriyor. Hakan'cığım, senden bir şey isteyebilir miyim? İste. Hazır yarın çocuklar yokken biraz baş başa zaman geçirebilir miyiz? Buna öyle ihtiyacım var ki bilemezsin. Yani tabii başka bir planın yoksa. Yok, tabii. Neden olmasın? Ben şunları mutfağa götüreyim bari. Ay yok canım, zahmet etme sen. Ay keşke siz de gelseydiniz. Ay tatlım söyledim ya, aylardır ilk defa baş başa bir hafta sonu geçireceğiz. Hadi size iyi hafta sonları o zaman. Size de iyi eğlenceler. Sağ ol. Sormayın. Hadi bakalım. Umarım çok güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Ay hayatım ya. Nihayet baş başa kalabildik. Oh çok şükür yani. Gel. Siz de akşam için hazırlıklarınızı yaptıktan sonra kendinize bir program yaparsınız herhalde, değil mi? Canım bize ne zararları var? Hakan. Ay ben tekrar hastalanacağım galiba. Ben ahiretliğime gideceğim. Ben de sinemaya. Bak ne güzel. Aferin. 40 yılın başı düşünceli davranıyorsunuz ya. Buna da şükür, tebrikler. Of ya, bir türlü bitmek nedir bilmedi şunların işleri. Ben bir bakayım hayatım. Öf aman, ne uyuşuk şeylersiniz be. Hadi bitirin şunu da çekip gidin artık. Hakan'la yalnız kalmak istiyoruz. Anlamadınız mı hala ya? Aa hadi ya, çabuk olun. Kaşınıyorum Hakan. Ne oldu Simge? Ay bilmiyorum ama çok kaşınıyorum. Kaşsana şu sırtımı, kaşı. Kesin bu evde pire, tahta kurusu, fare mare bir şey var. Şurası kaşı. Ya. Kaşı. Ay gülmeyin be kız şeyler. Aa, Hakan bir şey.
Dur, ben seni kaşıyım. Kaş kaş. Şuraya bak, çok kötü. Simge, sakin ol lütfen. Hakan, vücudumda karıncalar var diyorum sana. Anlamıyor musun ya? Simge, karıncanın ne işi var vücudunda? Sen ilaçlarını içiyor musun bakalım? Ya Hakan, sen bana inanma. Neyse, sinirli olmayacağım. Hiçbir şeyin keyfimi bozmasına izin vermeyeceğim. Şu beceriksizler işlerini bitirseler de bir an önce gitseler. Kızım, hadi üflesene şunu ya. Bana ne? Yalnız kalmasınlar diye ağırdan alıyorsun değil mi? Seni cadı seni.